Selamünaleyküm. Geçen gün programda Kur'an-ı Kerim'de ışınlama ve zamanda yolculuk yapmanın geçtiği ve bunun bir fantastik bilim kurgu hayali değil, gerçekte olabileceği anlatılıyorlardı. Sizin programınızda dinlediğim bir konu. Hazreti Mehdi ve Hazreti Peygamber'in sancağı, gömleği ve kılıncını kuşanarak ortaya çıkacak. Şu konu dikkatinizi çekti mi bilmiyorum diyor. 1500 yıllık gömlek nasıl giyilebilir? Vesaire. Peki kendinin Mehdi olduğunu dahi iddia edemeyen bir zat nasıl olur da Hazreti Peygamber'in sancağının kılıncını kuşanıp gömleğini giyebilir? Ben Mehdi'yim, bana uyun diyebilir. Konuyu uzatmadan anlatayım. Anladığım o ki Hazreti Mehdi bir şekilde zamanında yolculuk yapacak, ya kendi yaptığı bir zaman makinesi vasıtasıyla veya Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle Hazreti Peygamber'in miraca yükseldiği gibi bir seyahat hali olabilir. Bu seyahat sayesinde Hazreti Peygamber'in bizzat talebesi olacak ve sancağının kılıncını kuşanıp gömleğini giyebilecek. Kendine emin bir şekilde göreve gelecektir. Allah cümlemize yardım etsin. Şimdi sana biraz anlatayım da o zaman rahatla. 1500 yıllık değil bir kere, 1400 yıllık gömlek. Yaklaşık. Yani 1500'e yaklaşıyor. Gömlek değil, hırka. Evet. Resulullah'ın hırkasını gördün mü sen? Topkapı'da git bak. Örme tekniği en mükemmel örme tekniği. Yani muhteşem ve görülmemiş güzel bir örme tekniğine örülmüş. Çok girift, çok klas bir örme tekniğine örülmüş. Ve çok sağlam hale getirildi. Allah o hale getirdi. Bakımdan geçti. Tam Hazreti Mehdi'nin giyeceği hale geldi. Maşallah. Şimdi bu bir. Kılıncı da gıcır gıcır, parıl parıl duruyor Resulullah'ın. O da duruyor. İki. Zaten iki tane var. Gömleği dedi, hırkası yani Peygamberimizin. Bir, hırkası. İki, kılıncı. İkisi de gıcır gıcır duruyor. Nasıl giyebilir? Kolunu şöyle uzatacak. Ya Allah, Bismillah deyip alıp üstüne geçirecek o kadar. İnşallah. Kılıncını da alacak. Zaten kılıfı hazır. Kemerini oradan takacak beline. Belinde duracak. Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Çekecek kılıcı, göstertecek. Resulullah'ın kılıncını teberrüken bir kere havaya kaldıracak. Ya Allah, Bismillah diye gösterecek. Zaten ortalık yıkılır. Yani orada birçok insan vefat eder. Allah sizi gitsin. Evet, maşallah. Sonra kılıcını geri yanına takacak. Teberrüken bu. Evet. Hırkayı teberrüken bir kere giyecek. Şimdi kendisi Mehdi olduğunu iddia etmeyecek. Etrafındakiler diyecekler ki sen Müslümanların imamısın, liderisin diyecekler. Ben Mehdi'yim demeyecek. Ya mübarek diyecek, sen Mehdi'ye çok benziyorsun diyecekler. O da Allah razı olsun, hiç zannediyorsunuz diyecek. Yani o detayları sen bana bırak, onlar hallolur. Onlar sorun değil. Göstert Resulullah'a. Ha, bak sallallahu aleyhi ve sellemin hırkası görüyor musun? Hırkayı şerif, gömlek şeklinde zaten. Sağlamlığı mükemmel. Çakı gibi gömlek. İnşallah. Zırh gibi yani inşallah. Ve Resulullah'ın ruhaniyeti onun üstünü kaplayacak Mehdi'nin inşallah. Zaten yapılırken Resulullah ne diyor? Bak diyor, benim bu hırkamı Mehdi giyecek diyor üstündeyken. Saklayın bunu diyor, hırkayı. Saklayın, Mehdi giyecek diyor. Kılıncını da gösteriyor. Bu kılıncımı evladım Mehdi kullanacak diyor. Bunu da saklayın diyor. Titizlikle İslam uleması Mehdi'nin kullanması için kılıncını ve hırkasını saklamıştır. Muhafaza buyurmuşlardır. Bak bu kılıncımı kullanacak diyor. Söylüyor Resulullah. Ve bu hırkamı giyecek diyor. Aynısıyla muhafaza edilmiştir. Alıp üstüne Bismillahirrahmanirrahim, Eûzübillahimineşeytanirracim deyip giyecek. Bu kadar. Mehdilik iddia ederek değil. Allah'ın en zavallı kulu benim diyecek. En aciz kulu benim. Ama ulema biz seni uygun bulduk diyecekler. Bütün ulema. Bediüzzaman diyor. Bütün ulema ve evliyanın diyor tasdik şeylerle intisap etmeleriyle diyor. Bu vazifeyi uzman yapmaya çalışır diyor. Bütün ulemanın desteği olacak. Hepsinin. Yobaz takımı ayrı. Ben Allah'ın aciz, zavallı kuluyum. Allah'a hamdolsun diyecek. Allah bu şerefi nasip edecek. Mehdi'yim kelimesi ağzından hiçbir şekilde çıkmaz Mehdi'nin ağzından. Etrafındakilere de söyletmez. Ya mübarek, çok benziyorsun diyecekler. Bayağı benziyorsun. Şeklin benziyor, şemailin benziyor, hayatın benziyor, tarihin benziyor. Olayların akışı benziyor. O kadar çok benziyor ki bayağı benziyor. Biz de diyecekler. Yani bunun etkisiyle sarhoş haldeyiz, manevi sarhoşluk içerisindeyiz, sevinç içindeyiz. Sanki tıpkısı diyecekler. Tıpkısının aynısı sanki diyecekler. Olay bu. Zamanda yolculuk yapması diye bir konu yok. Zaman ona geliyor. O zamana gitmez. İnşallah. Hızır zamanda hareket eder. Hızır'a bakarsın aynadan içeri girer. Aynadan dışarı çıkar. Duvardan içeri girer, duvardan dışarı çıkar. Bir anda bir sehpa şeklini alır. İlginç bir insan. Hayrecik bir insan. Müslüman değil. Hristiyan da değil. Musevi de değil. Kendi şeriatına uyuyor. Namaz mecburiyeti yok. Oruç mecburiyeti yok. İbadette mükellef değil. Kendi şeriatına tabi. Can istediğinde adam öldürüyor. Allah vahiy alıyor, adam öldürüyor. Böyle uygun gördüm diyor. Normalde katledilir İslam hukukunda. Eğer kaç taraf isterse, ailesi isterse katledilir. Devletler hukukunda da gene şeydir, en azından müebbet hapis verilir. O ne devlet hukukunu dinler, Hızır, ne de şer'i hukuka uyar. Yani Kur'an şeriatına uymaz. Musevi şeriatına da uymaz. Devletler hukukuna da uymaz. Allah'tan vahiy aldığında İslam'a tehlikeli gördüğü, Mehdiyet'e tehlikeli gördüğü, İsa Mesih için tehlikeli gördüğü birisini gördüğünde boynunu kırar öldürür. Veya sebepsiz öldürür. Yani böyle boynunu kırmadan da öldürebilir. Faili meçhulle öldürür. Bilemezsin. Kimin öldürdüğünü tespit etmek mümkün olmaz. Ölü olarak bulunur şahıs. İstediğin kadar ara. Ne yaparsan yap. Bulamazsın. Duvarcı ustasıdır. Mükemmel duvar örer. Taş ustasıdır. Masonların da o yönüyle piridir. Hızır Aleyhisselam. İnşallah. Pir azamıdır inşallah. Efendim. Aynı zamanda çok şefkatlidir. Bina da bombalar gerekirse. Yıkar binayı. Bir apartmanı yahut bir binayı olduğu gibi çökertebilir de. Farz edelim. İkiz kuleler gibi bir sistem düşünün. Çökertir. Bulamazsın failini. İndirir aşağı. Sebep ararsın, bulamaz. Zincirleme reaksiyon meydana getirir. Mesela o binayı yıktığında ne olacağını bilir. Arkasından, yani tarihi biliyor. Arkasından neler gelişeceğini bilir. Gider binayı yıkar, tarihi şekillendirir. Tarihe yön verir. Allah'ın dilemesiyle. Mesela daha 17-18 yaşındayken bir insan diyor bu İslam için, Müslüman için tehlikeli diyor. Zarar verecek diyor bu ileride diyor. Ya Mehdiyet'e zarar verecek diyor. Yahut 25 yaşında bu Mehdiyet'e zarar verecek diyor. Boynunu tutar, kırar, öldürür. Ölü bulursun. Şahidi, ispat hiçbir şey olmaz. Hiçbir hukukla da bağlayamaz. Hazreti Musa acayip şaşırıyor o genci öldürdüğünde. Durduk yere öldürüyor birdenbire. Bana sorma diyor niye öldürdüğümü diyor. Mesela gemiyi, koskoca gemi sabote ediyor, parçalıyor gemiyi, çöküyor gemi, yere vuruyor. O sorma bana diyor, ben yaparım diyor. Duvarı, mesela bayağı emek vererek jilet gibi duvar yapıyor. Çok acayip ustadır Hızır Aleyhisselam. Bu Hazreti Süleyman'ın sarayının yapımında da görev almıştır. Duvarcı ustası olarak. Daha hala bak o taşların nasıl getirildiği ve nasıl kesildiği bulunamıyor. Evet. lazerle kesilmiş olabilir diyorlar. Yani demirle, elle yapılacak bir şey diyorlar. Yani ancak lazer kesimi diyorlar. Abartmıyorum. Doğru söylüyorum. Gidip inceleyin. Yani ortada, ispatı ortada. Yani bana bilimsel olarak aksini ispat edecek adam bulamazsınız. Hiçbir bilimde adam getiremezsiniz. O taşın oralara nereden getirildiğini de kimse açıklayamıyor. Apartman boyunda taş, blok, granit kaya, jilet gibi boydan boya nefis bir düzgünlükte yekpare kesilmiş. İsrail'e gösterdik resmen, yine göstertiriz. Birçok yerde var, açıklanamıyor. Çok iyi taş ustasıdır. Masonlar hayrandır Hazreti Hızır'a.